Arkadaşlar merhaba, ben Barış Hoca. Yepyeni bir konu anlatım videosuyla daha karşınızdayız. Bugünkü dersimizin konusu gerund ve infinitivler, yani İngilizce'deki fiilimsi konusunu göreceğiz. Dersimize başlamadan önce her zamanki gibi hatırlatmamızı yapalım. Lütfen telefonlarımızı sessiz alalım ya da bildirimlerini kapatalım. Fiilimsi arkadaşlar, fiil kökenli bir kelimenin isimleşerek cümledeki isim görevinde kullanılmasıdır. Bunu biz İngilizce'de iki şekilde yapıyoruz. Gerund dediğimiz fiile verb ing yapısı getirerek ya da başına to getirerek to verb bir yapısında master olarak kullanıyoruz. Burada verb ing'i görünce bazı arkadaşlarımızın kafası continuous tense'e gidebiliyor. Dikkat etmeniz gereken husus da şudur. Bir verb ing'inin cümlede continuous tense olabilmesi için önünde be olması gerekli. İlk maddemizden başlayalım. Eğer ki ben bir fiilimsiyi cümlenin öznesi ya da fiilin tamamlayıcısı olarak kullanmak istiyorsam bunu iki türlü de yapabilirim. Yani hem gerund hem infinitive ile kullanabilirim. Örnek verelim. Doing sport every day keeps you healthy. To do sport every day keeps you healthy. Her gün spor yapmak seni sağlıklı tutar. Burada gördüğümüz verb ing, gerund ya da infinitive yapıda fiilimsiyi özne durumunda kullanabilirim. Başka bir örnek. Being late makes his boss angry. Ya da to be late makes his boss angry. Burada da yine özne durumunda kullanabildim. Bir de nesne durumundaki örnek verelim. My favorite activity is to learn new things. Ya da my favorite activity is to learn new things şeklinde kullanabilirim. Bunun dışında gerund ve infinitivlerin kendine ait kullanım kuralları vardır. Bunları da tek tek gerund ve infinitiv başlığı altında gösterelim. Gerundlarda arkadaşlar bu konu anlatılırken genelde uzun uzun tablolar verilip öğrenciden ezberlenmesi isteniyor. Burada ben belli başlı bazı fiilleri sizin öğrenmenizi rica edeceğim ve geriye kalan yapılarında mantıklı şekilde açıklanarak örneklerle de pekiştirerek sizlerin anlamasını sağlayacağız. Başta önemli olan gerund'la kullanılan birkaç tane fiili verelim. Tablo çizerek bunları verelim. Advice, tavsiyede bulunmak. Recommend, bu da yine tavsiye ya da öneride bulunmak. Discuss, tartışmak. Escape, kaçmak. Forgive, unutmak. Postpone, ertelemek. Report, rapor etmek. Birazcık da yazı tipimizi küçültelim. Admit, kabul etmek. Allow, izin vermek. Consider, düşünmek, göz önünde bulundurmak. Prevent, önlemek. Imagine, hayal etmek. Finish, bitirmek. Resist, direnmek. Mention, bahsetmek. Encourage, cesaretlendirmek. Endanger, tehlikeye atmak. Fancy, bir şey için aşırı derecede istekli olmak. Keep, tutmak ya da devam etmek. Quit, bırakmak. Resent, içerlemek. Risk, riske atmak. Permit, izin vermek. Delay, gecikmek.
Endure, direnmek, dayanmak. Understand, anlamak. Suffer, acı çekmek, bir şeyden muzdarip olmak. Face, fiil manasında yüzleşmek. Suggest, öneride bulunmak. Deny, inkar etmek. Enjoy, eğlenmek. Forbid, yasaklamak. Avoid, kaçınmak, sakınmak. Practice, pratik yapmak. Appreciate de minnettar olmak. Bu fiillerimizle ilgili örnek kuralım. Bir de öğrencinin karıştırdığı nokta. Arkadaşlar, gerund formu kullanırken bu fiilleri tutup da verb ing yapmayacaksınız. Bu fiillerin arkasından gelen nesneleri isimleştirirken biz bu fiilimsileri verb ing formunda kullanmak zorundayız. Yani fiil eğer ki cümlenin tensine ise biz zaten tense göre fiili çekimleyeceğiz. Arkasından gelen nesne durumundaki fiilimsi ise verb ing formunda kullanmamız gerekiyor. Hemen örneklere geçelim. We finished cleaning the house before we went out. Finish past tense'tir burada. Gördüğünüz gibi cümlemin fiilidir. Arkasından gelen fiilimsi ise verb ing formunda kullanılmıştır. Başka bir örnek. He avoids answering my question. Sorumu yanıtlamaktan kaçındı. Avoid, biliyorsunuz gerund ister diye az önce vermiştik listemizde burada. Arkasından gelen fiilimsi ise verb ing formunda kullanılmıştır. We don't fancy eating out. Dışarıda yemek yemeye bayılmıyoruz, istemiyoruz. She sometimes imagines being rich. Be formunun kullanılması durumunda da verb ing'i yine nesne durumunda kullanıyorum. Have you ever considered going to live in another country? Hiç başka bir ülkede yaşamayı düşündün mü? Considered yine arkasından gerund aldı. The burglar denied having committed his crime. Biliyoruz ki bizim öncelik sonralık farkımız varsa da yine durumu have verb şeklinde söyleyebiliyorduk. Burada da having verb yapısı yine gerund formda kullanılmıştır. Olumsuz kullanımına örnek verelim bir de. I enjoy not getting up early. Bu durumda da not artı verb ing yapısını kullanıyorum arkadaşlar. Son bir örneğimiz. I recommend traveling by plane. Gerundlarla beraber kullandığımız fiillerin geneli bu şekildeydi. Şimdi diğer maddelerimize gelelim. 2. Bazı phrasal verb'lerle ki bunlar yukarıda verdiğimiz tablolarda karşılıklı manaları olan eş anlamlı phrasal verb'lerde yine aynı şekilde gerundlarla beraber kullanılıyor. Give up, bırakmak, quit gibi. Put off, ertelemek, postpone gibi. Carry on, go on, keep on. Bunlar da yine keep gibi devam etmek manasına gelen fiillerim. Örneklerimizi de verelim. I've given up buying unnecessary things. You shouldn't put off going to the doctor. Bir örnek daha verelim. She always goes on studying in order to reach her goals, even if she is tired. Yorgun olsa bile hedeflerine ulaşmak adına her zaman çalışmaya devam eder. Üçüncü maddemiz,
Şöyle yukarı çıkalım. There is no point in. It's no good. It's no use. Düzeltelim. It is no use. Ve it's word yapılarından sonra. Bunların ne manaya geldiğini de verelim. There is no point in, yapman etmenin mantığı yoktur. It is no good, it is no use, yapman etmenin faydası yoktur. It is worth ise yapmaya değer, yapmaya değmez manasında da it's not worth kullanabiliriz. Yine bu yapılardan sonra gerund ifadeleri getiriyorum. Örnek verelim. There is no point in having a car if you never use it. Hiç kullanmayacaksan tutup da bir araba almanın mantığı yoktur. Şurası no olacak. Başka bir örnek. It's no good trying to persuade me. Beni ikna etmeye çalışmanın faydası, yararı yoktur. It's worth spending few days here. Burası birkaç gün geçirmeye değer. It's not worth watching that movie. O film izlemeye değmez. There is no point in, it's no good, it's no use, it's worth yapılarından sonra da gerund getirdiğimizi anlattık. Diğer maddemize geçelim. 3, 4. Have difficulty. Have trouble. Have a problem yapılarından sonra da yine gerund ifadeleri kullanıyorum arkadaşlar. I had no trouble. Finding a place to stay when I was living in the UK. I had no trouble. Hiç sorun yaşamadım. Neydi? Kalacak yer bulma konusunda. Başka bir örnek. I've never had difficulty doing something as long as I'm dedicated. Kararlı, istikrarlı olduğum sürece hiçbir zaman bir şey yapma konusunda zorluk çekmedim. People sometimes have difficulty reading Helen's handwriting. İnsanlar bazen Helen'in el yazısını okumakta güçlük çekiyor. Burada arkadaşlar bilmeniz gereken bir husus da şu. Bu ifadeler arkasından in proposition ile kullanılsa da olur, kullanılmasa da olur. Geliyorum 5. maddem. Be used to ya da get used to yapılarından sonra yine gerund verb ing'i getiriyorum. Örneklerimizi verelim. He will be used to getting up early. Şu an erken kalkmaya alışık değil ama gelecekte alışacak. Barış was not used to driving on the right side of the car. Arabanın sağ tarafında sürmeye alışık değildi. Fakat ne oldu? After going to England, he got used to driving on the right side of the car. Biliyorsunuz İngiltere'de trafik tersten akıyor. Sürücü koltuğu sağ tarafta, esas şerit ise solda.
Şart kelimesini de verelim. Lane. 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 Devam edelim. Burada bilmeniz gereken bir nokta da şu. Used to yapısıyla be used to ve get used to yapılarını karıştırmıyorsunuz. Used to'dan sonra verb 1 kullanıyorum. Used to geçmişte yaptığım alışkanlıklardı. Be used to ise, pardon, şurası to olacak. Be used to ise bir şeye alışık olmak, get used to ise bir şeye giderek alışmak. Diğer madde 6. Spend ya da waste fiillerinden sonra zaman ya da para bildiren durumlar geliyorsa verb ing kullanıyorum. Örnek verelim. He spent hours repairing the clock. Saati tamir etmeye çalışarak saatler harcadı. They waste a lot of time doing nothing. Parayla ilgili de örnek verelim. She spent $10 buying this useless thing şeklinde kullanıyoruz. Past perfect tense anlatırken before ve after yapılarını kullanmıştık. Eğer ki cümlelerimin özneleri ortaksa ben bunları verb ing ile birleştiriyordum. 7. After ve before yapılarından sonra. Before going out, I found Sarah. What did you do after leaving the office? Bir de öğrencilerimizin genelde yaptığı yanlışlar writing'lerde ve speaking'lerde. Burada arkadaşlar bir kişiye telefon ediyorsanız, arıyorsanız, mesaj gönderiyorsanız ya da e-mail atıyorsanız bunların hepsi fiildir. Arkasından herhangi bir proposition kullanmıyorsunuz. Doğrudan bunları kime gönderdiğinizi söylüyorsunuz. Örneğimizde olduğu gibi. I found Sarah. Geliyorum 8. maddem. Erek, arak manasındaki by ifadesinden sonra yaparak, ederek şeklinde. Şöyle yukarı çıkalım. You can improve your English. Ne yaparak? By listening to the BBC. She made herself ill. Nasıl hasta etti kendini? By not eating properly. Doğru düzgün yemek yemeyerek kendini hasta etti. Son bir örnek daha. The burglars broke into the house by breaking the window and climbing in. Hırsızlar içeri girdi. Nasıl? Pencereyi kırarak ve tırmanarak. Gerund'la kullanılan bir diğer ifadem ise can't help. Bir şey yapmaktan, etmekten kendini alıkoyamamak. I can't help feeling sorry for him. Onun için üzülmekten kendimi alıkoyamıyorum. She tried to be serious, but she couldn't help laughing. Her ne kadar ciddi olmaya çalışsa da kendini gülmekten alıkoyamadı. Diğer bir gerund'la kullanılan ifadem can't stand, bir şeye katlanamamak, dayanamamak. Alice can't stand working for long hours in the office. Uzun saatler boyu ofiste çalışmaya katlanamıyor, tahammül edemiyor, dayanamıyor. I can't stand listening to slow music. Slow müzik dinlemeye dayanamıyorum. Bu bana rahatsızlık veriyor demektir.
Öğrencilerimizin genel yaptığı yanlışlardan bir tanesi de go gördüğümüz zaman hemen arkasına to getirmektir. Arkadaşlar go fiilinden sonra herhangi bir aktivite yapmaya gitmek manası vermek istiyorsak o zaman go'dan sonra verb ing'i getiriyoruz. Örnek go shopping, go swimming, go fishing, go trekking, go camping, go sailing gibi. Geliyorum. Bir diğer dikkatinizi çekmek istediğim nokta. İngilizce'de eğer ki bir to ifadesi varsa bunun arkasından verb ing getiremezsiniz. Çünkü to'dan sonra ya amaç bildiriyorsa verb 1 ya da bir sonraki videomuzda göreceğiz infinitive durumlarda. Fakat to'nun bütünleşik olduğu bazı yapılar vardır. Şimdi bunları verelim. Bunların arkasından da yine verb ing gerund ifadeleri getirmem gerekiyor. Adapt to, adjust to, look for to, object to, advantages to şeklinde. Bunlarla ilgili örnekleri de verelim. People need to adapt to changing environmental conditions. It took her 2 years to adjust to living in England. Bir diğer örneğin, she's really looking forward to going to Spain. Look forward to, dört gözle beklemek. Tek tek anlamlarını da verelim. Adapt to, bir şeye uyum sağlamak. Adjust to, yine aynı şekilde ayarlama yapmak ya da uyum sağlamak manasında kullanabiliriz. Look forward to, dört gözle beklemek. Object to, karşı çıkmak. Advantages to da, bir şeyin deriz yapısıyla beraber kullanıldığında avantajı vardır manasına geliyor. I object to paying that much for milk. There are many advantages to living alone şeklinde to ile bütünleşik olan yapılardan sonra gerund getiriyoruz. Bunlara be used to yapısını ve get used to yapısını da örnek olarak verebiliriz. Gelelim bir diğer maddemiz. Kaçtayız? 13. Need, require ve want fiillerinden sonra eğer pasif mana varsa bunu da verb ing ile belirtiyorum arkadaşlar. The computer needs to be repaired. Burada bilgisayarın tamire ihtiyacı vardır. Pasif yapı to be repaired'tir. Bunun yerine ben repairing diyebilirim. Eğer ki need, require, want yapısından sonra verb ing'i görüyorsanız bunun pasif yapıya geldiğini unutmayalım. Our house requires painting. Evimizin boyanmaya ihtiyacı var. The car needs washing. Arabanın yıkanmaya ihtiyacı var. This table requires cleaning. Masanın temizlenmeye ihtiyacı var şeklinde kullanıyorum arkadaşlar. Geliyorum 14. Bir sonraki maddem. Prepositionların tamamının ardından eğer ki bir fiilimsi varsa bunu ben gerund yapıyla kullanmak zorundayım. Prepositionlar in, at, with, without, of, for, about, from gibi. Bunları detaylı olarak preposition videomuzda anlatacağız. Örnek verelim. We ran 10 kilometers without stopping. Hiç durmadan 10 kilometre koştuk. Ashley went to the wood workshop. Workshop atölye demektir. In spite of being ill, hasta olmasına rağmen,
She is not good at riding motorcycle. To be good at doing something, bir şeyde iyi olmak, good yerine bad de getirebiliriz. O zaman bir şeyi yapmadı, etmedi, kötü olmak manası taşır. You can lose weight without having to eat less by doing sport. Spor yaparak çok fazla, daha doğrusu çok az yemek zorunda kalmadan kilo verebilirsin. Bu bölümde birazcık da proposition'la kullanılan diğer yapılara ve sık karşınıza çıkacak, özellikle YDS YÖK dile girecek arkadaşlar da proposition sorularının fiille beraber kullanıldığı yapıları burada birazcık vermek istiyorum kulağınızın alışması amacıyla. Devam ediyorum örneklerime. He must apologize for not telling the truth. Şurası apologize. They insisted on paying for the meal. Yemeği ödemek adına ısrar ettiler. Has Richard succeeded in finding a job yet? Succeeding bir şeyde başarılı olmaktır. İyi değil. We congratulated Natasha on passing the TOEFL exam. What prevented you from coming to see us? Seni bizi seni bizi görmekten alıkoyan neydi? Şurası da on. Devam ediyorum örneklerime. Train didn't stop us from enjoying our holiday. Yağmur bizi tatilimizi eğlenmekten alıkoyamadı. I thanked everyone for helping me. Bana yardım ettikleri için herkese teşekkür ettim. We apologized to them for keeping them waiting. Onları beklettiğimiz için özür diledik. Bir diğer maddeme geliyorum. 15. Possessive adjektiflerden sonra bunlar neydi? My, your, his, her gibi sahiplik bildiren sıfatlarım. His speaking is not very good. I cannot understand his shouting. At his son. Onun çocuğuna bağırmasını anlayamıyorum. Gerund'da kullanılan diğer bir örnek grubunu vermek istiyorum arkadaşlar. Kate is in the kitchen making coffee. Buradaki gerund yapısı yapıyor, ediyor manasındadır. Kate mutfakta kahve yapıyor. A man ran out of the house shouting. Burada aynı bayli yapıda kullandığım gibi erekarak manası vardır. Bağırarak evden çıktı, evin dışına çıktı. Don't just stand there doing nothing. Hiçbir şey yapmayarak burada bekleme. Be careful crossing the road.
Burada geçerken, yaparken, ederken manasında, yolda karşıdan karşıya geçerken dikkatli ol. Joe hurt his knee. Knee diz demektir. Playing futbol. Joe futbol oynarken dizini incitti. Feeling tired, I went to bed early. Burada relative clause'ların kısaltması şeklinde de yine aktif yapıda gerund kullandığımızı relative clause konusunda anlatmıştık arkadaşlar. Bazen bu durumlar participle olarak tek tek anlatılıyor. Video serimiz boyunca participle olarak bunları anlatmayacağız. Siz bunu gördüğünüz zaman ifadenin relative clause olduğunu ve öznemi nitelediğini bilmeniz gerekiyor. Bu konuyla alakalı olarak kafası karışan ya da tam hatırlayamayan arkadaşlar varsa da relative clause bir videomuza dönebilir. Orada bunların nasıl reduction yapıldığını, kısaltıldığını detaylı bir şekilde anlattık. Öncelik sonralık varsa having verb 3 kullanıyorduk. Having seen the film twice, she didn't want to watch it again. İki kere gördüğü için daha önce tekrar izlemek istemedi. Bir de olumsuz olarak örnek verelim. Not knowing what to do, I called my friend to ask for her advice. Ne yapacağımı bilmediğimden tavsiyesini almak adına arkadaşımı aradım. Gerund'la kullanılan ifadeler bu şekildedir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda infinitivlerin nasıl kullanıldığını aynı bu şekilde öncelikle birkaç temel fiili vererek arkasından da diğer kullanılan maddeleri açıklayarak konu anlatımımıza devam edeceğiz. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.